Bir ipin ucundaki top aşağıda gösterildiği gibi yatay, dairesel bir yörüngede dönmektedir. İp yatayla bir teta açısı yapmaktadır. Topa etkiyen kuvvetlerin yönleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bence videoyu duraklatın ve önce kendiniz çözmeye çalışın. Peki hadi birlikte çözelim. Şimdi bu top tavandan sarkan bir ipin ucuna bağlı. Herhalde bir gezegen üzerinde olduğumuzu varsayabiliriz. Eğer bir gezegen üzerindeysek, topa etkiyen bir yer çekimi kuvveti mutlaka vardır. O halde vektörü çizelim. Yer çekimi kuvvetini turuncuyla gösteriyorum. Böyle bir şey. Büyüklüğünü büyük F indis G şeklinde ifade ediyorum. Şimdi 1. Topun aşağıya doğru hızlanmasını engelleyen şey nedir? 2. Düzgün dairesel hareket içinde kalmasını sağlayan şey nedir? Her iki sorunun cevabı da aynı. İpteki gerilme kuvveti. Unutmayın, gerilme kuvveti çeken bir kuvvettir. İp bu topu çekiyor. Gerilme kuvvetini şöyle gösterelim. Gerilme kuvveti. Ft. Böylece bir serbest cisim diyagramını oluşturmuş olduk. Ve bu sayede soruyu hemen cevaplayabiliriz. Neydi soru? Topa etkiyen kuvvetlerin yönleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? aşağı yönü bir kuvvet var. Bir de ip doğrultusunda olan kuvvet var. Seçeneklere baktığımızda cevabın A şıkkı olduğunu görüyoruz. Bir saniye. Burada topu dairesel bir görüngü üzerinde tutan, topun dümdüz uçup gitmesini engelleyen merkezi bir kuvvet yok mu? Ayrıca hani yer çekimi kuvvetini dengeleyen kuvvet nerede diye düşünebilirsiniz. Cevap evet. Bu kuvvetler tabii ki var. Ama gerilme kuvvetinin bileşenleri olarak varlar. Gerilmenin x bileşenine bakalım. Mavi ile gösteriyorum. Gerilme kuvvetinin x bileşeni bu. FTX şeklinde ifade ediyorum. Şimdi, bizim merkezil kuvvetimiz bu bileşen. Yani gerilme kuvvetinin x bileşeninin büyüklüğü merkezil kuvvetimizin büyüklüğüne eşit. Gerilme kuvvetinin y bileşeni de yer çekimini dengeleyen kuvvet oluyor. Bu bileşenin büyüklüğünü FTY şeklinde ifade edersek bu FTY büyüklüğü yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne eşit olacak. Ama soruyu zaten cevapladık. Ben kafanızda biraz daha otursun diye azıcık ayrıntıya girdim o kadar.